Ali Aydar Fırat'a dönelim Ankara stüdyomuza. Ali Aydar, çok ciddi iddialar var. İçişleri Bakanı işte başından beri konuşuyoruz dosya dedi. Kırmızı dosyayı gösterdi ve CHP'nin ve Kemal Bey'in FETÖ'yle olan ilişkilerine dair kanıtlar olduğunu söyledi ama ne olduğunu söylemedi. Sence nedir bu? Teşekkür ederim. Umarım sesim geliyordur. Tabii ki, gayet iyi. Evet. Şimdi önce bir iktidara bir öneride bulunayım. Bence bunu sıklıkla atlıyorlar. Yani bu her defasında kendilerini, yani bu psikolojide kaçış dediğimiz süreç, hem FETÖ meselesinde hem PKK meselesinde ısrar ve inatla kendi üzerine ya da kendi yapıp ettiklerini saklama, gizleme ve aynı zamanda bütün bunların sorumluluğunu muhalefe atma çabası kamuoyu tarafından çok itibar edilmiyor. Dolayısıyla bu tartışmalar her gündeme geldiğinde bütün o hepimizin gözleri önünde cereyan eden olaylar tek tek film şeridi gibi yeni geçiyor. Yani Oslo'dan Hendek'e kadar ve bugüne kadar uzanan süreçten tutun da Fethullah Gülen'e düzülen övgülerden, verilen desteklerden, yapılan atamalardan listelere kadar bütün o süreç iktidarın öyle de böyle aslında sandığının aksine kendi hesabına kara bir leke olarak yazılmaya devam ediyor. O yüzden bence bir iletişimci olarak söyleyeyim. Bu meseleyi dile getirmesinler. Bu meselede çünkü her dile getirdiklerinde öyle ya da böyle kamu vicdanında, toplum vicdanında bunun altında kalıyorlar. İkinci mesele şu, aslında bu son derece basit bir mesele. Sayın Bakan'ın söylediği, yani en son sanırım 2018-2019'da 2020'de de verildi. Cumhuriyet Halk Partisi, diğer muhalefet partileri FETÖ'nün bütün ayakları araştırılsın, özellikle siyasi araştırılsın diye meclise araştırma önergesi veriyor. Her defasındaki vekilimin Sayın Barış arkadaş da buna şahittir. Her defasında bu reddediliyor. Yani madem bir olayın açıklamasını, detaylandırılmasını, her şeyin açığa çıkmasını istiyorsanız bu olayın araştırılmasına, meclisin bu olayların üzerine gitmesine izin vereceksiniz. Tıpkı Susurluk sürecinde olduğu gibi. Ama ne yapıldı? Türkiye bir darbe raporunu bile maalesef hazırlayamadı ya da o darbe raporunu kaybetti. Şimdi Sayın Soylu'nun söylediklerine gelince, birincisi ülkenin İçişleri Bakanı elinde bir dosya göstererek herhangi bir kişiyi, kurumu ya da siyasi partiyi tırnak içinde tehdit etmez. Görevi gereği ben Sayın İçişleri Bakanı'nın orada bilerek ya da bilmeyerek bir tür suç işlediğini düşünüyorum. Yani elinde CHP ve bir terör örgütüyle ilgili bir takım bilgi ve belgeler varsa, biraz önce Barış arkadaşın söylediği gibi, bunu ilgili kurumlara, Cumhuriyet Başsavcılıklarına bugüne kadar vermesi gerekiyordu. Yani vermediği her dakika, vermediği her saat öyle de böyle suç işlemeye devam etmektedir. Birinci mesele bu. Yani ülkemizin, hepimizin güvenliğinden sorumlu olan İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu bugün aslında o kırmızı dosyayı sevgili Deniz Gürel'in programında göstermemek yerine aslında savcılara verseydi, biz de içeriğinde ne olduğunu bilseydik ve ona göre bir tartışma yürütseydik. Ama Sayın Bakan daha önce biliyorsunuz 10 bin dolar alan bir siyasetçiden bahsetmişti. Sonu gelmedi. İşte ses kayıtlarından bahsediyor. O ses kayıtları nasıl alındı? Yani bizim sormamız gereken, Sayın Bakan'a sormamız gereken soruları Sayın Bakan maalesef cevap vermiyor. Ses kaydı nasıl alındı mesela? Ve kime ait bu ses kayıtları? Yani devletin, hepimizin can ve mal güvenliğinin öyle de böyle, devletin hepimizin can ve mal güvenliğinin öyle de böyle onların koruması altında olması gerekirken birileri, ana muhalefet partisi genel başkanı da dahil olmak üzere ortada bir şey yok. Bir ara hatırlarsanız Sayın Süleyman Soylu şey dedi, işte altılı masa görüşüyor, bu masanın metinleri bir büyük elçiye gidip onaylanıp geliyor, elimizde belgeler var denildi. O belge de açıklanmadı. Dolayısıyla alt alta koyduğumuzda aslında Sayın Soylu'nun bütün bu açıklamalarının öyle de böyle siyaset ya da bir takım siyasi ithamlar dışında herhangi bir şeye denk düşmediği ve bunun da çok vahim olduğunu söylememiz lazım. Yani sıradan bir bakandan, sıradan bir siyasetçiden bahsetmiyoruz. Elinde yaptırım gücü olan bir bakandan bahsediyoruz. Yani yarın öbür gün herhangi bir kişi ya da herhangi bir kurum hakkında bir takım iddialarda bulunuyorsa ve bunun gereğini ya da bunun açıklamasını yapmıyorsa, bunun belgelerini kamuoyuna paylaşmıyorsa
Bu bir suçtur. Dolayısıyla Sayın Bakan aslında farkında olarak ya da olmayarak aslında siyaset yapmamaktadır. Bunun yerine bir partiyi ya da bir kişiyi töhmet altında bırakmaktadır. Şimdi Sayın Aktaş, Sayın Kılıçdaroğlu ne dedi? Onu bir hatırlayalım. Ondan sonra onun üzerine konuşalım. Sayın Kılıçdaroğlu 3 şey söyledi bütün bu süreç zarfında. Dedi ki, ya bu Türkiye'de çok ciddi bir biçimde dedi. Efendim, yani bir sorun var, nedir o? Net hata noksan meselesi, işte 28 milyar dolarlık bir para girişi var. Bunun kaynağı belirsiz. Yani Merkez Bankası'nın adil ve şeffaf olması gereken temel mevzuatında bu olan Merkez Bankası bize 28 milyar doları nereden bulduğunu, o net hata noksan kalemini nereden oluştuğunu söylemiyor. Şunu da biliyoruz. AK Parti döneminde yanlış hatırlamıyorsam 8 defa varlık barışı yapıldı. Bunun eleştirisini getiriyor Sayın Kılıçdaroğlu. Varlık barışı ne demek? Nereden getiriyorsan getir. Para yeter ki parayı getir. Şimdi bir yerden para geldiği zaman ve de kara para geldiği zaman o kara para elbette ki sahibini de beraberinde getirir. Kim bu sahipleri? Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu o sahipleri açıklıyor. Diyor ki, yani bunlar büyük başarılarla bizim engellediğimiz çatışmalar değil. Bakın, Sırbistan'ın mafya lideri Vikotic İstanbul'da öldürüldü, değil mi? Bunu hepiniz hatırlıyorsunuz. Azerbaycan mafya lideri Elnur Grasmov Ataşehir'de öldürüldü. Gürcü ve İranlılar arasında AVM'lerde çatışma çıktı. Antalya'da mafya lideri Lotuk Kuli öldürüldü. Afgan baronlar ve İstanbul'da uyuşturucunun koçbaşlığını yapıyorlar. Dolayısıyla aslında Türkiye'nin her yerinde, yani dünyanın her yerinden gelen mafya babaları İstanbul'da öyle ya da böyle çatışma halinde. Şimdi bunların yakalanması gerekirken ve İçişleri Bakanı, Sayın İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu bunları yakalaması gerekirken bu mafya liderleri, bunlar kendi aralarında çok rahat bir biçimde çatışabiliyorlar. Çok rahat bir biçimde alan paylaşımı yapabiliyor vesaire vesaire. Şimdi bununla ilgili olarak bir öz eleştiri yapılacağı yerde, ya bu kadar mafya babasının Türkiye'de ne işi var? Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı en son emniyette bir toplantıda şunu söyledi. Biz bu sene dedi 117 bin kişiyi uyuşturucu satışından tutukladık. Şimdi bir ülkede 117 bin insanı, geçen sene 36 binmiş bir önceki sene, 117 bin insanı siz tutukluyorsanız uyuşturucuda, bunu bir başarı olarak da okuyabilirsiniz ama tersinden Türkiye'de uyuşturucu meselesinin ne kadar ciddi bir boyuta ulaştığını göstermesi açısından da korkunç bir veri olarak da yorumlayabilirsiniz. Dolayısıyla bizim sağlıklı olarak düşünmemiz gereken, ya Türkiye'de 117 bin insan uyuşturucu satıyorsa bu ne kadar çok insana ulaşıyor ve aynı zamanda burada demek ki çok ciddi bir kara para durumu söz konusu. Bunu sadece Kemal Kılıçdaroğlu söylemiyor. Sayın Aktaş, şöyle bir şey okuyayım size. OECD bünyesinde kara para aklanmanın önlenmesi ve terörizm mücadele ilişkin çalışma grubu. Hatırlıyorsunuz değil mi bunu? Geçen sene şöyle bir ifade kullanmıştı. Türkiye'yi uyarıyor. Diyor ki, uyuşturucu, insan, yakıt ve silah kaçakçılığından kaynaklı kara para trafiğinin kesişme noktasının bulunduğunu ifade ediyor. Raporda yasal düzenlemenin olmasına karşı problemlerin uygulamada olduğuna dikkat çekiliyor. Ayrıca Türkiye kara para soruşturması filan yapmadığı, izlemediği, raporlamadığı anlatılıyor. Şimdi bir başka öneri ya da örnek hatırlatayım size. Barış arkadaş da hatırlar, Rıza Zarrab arkasına hani Türk bayrağı koymuşlardı ya, hani önüne yatıyoruz, arkasına yatıyoruz, efendim işte bizim için milli kahramandır falan deniyorlardı. Yani bayrağımızı hani kimin nasıl ne halde kullandığını da o şekilde görmüş olduk. Rıza Zarrab çok böyle kendine güvenli biçimde, siz dedi ne diyorsunuz kardeşim dedi, ya ben dedi bu ülkenin dedi cari açığını kapatıyorum dedi. Dedi mi demedi mi hepimizin gözü önünde? Dedi değil mi? Yani dolayısıyla Türkiye'de bu kara para işinin aslında bırakın bilimsel, akademik, efendim içişleri boyutu, şu boyutu, bu boyutu, aslında sokağın bile çok farkında olduğu bir mesele. Sokağın farkında olduğu bir diğer mesele de şu: Türkiye'de inanılmaz bir uyuşturucu tüketimi var ve bu çevrenizdeki insanlara sorun, ortaokul düzeyine inmiş durumda. Bu metafetaminler, şunlar bunlar vesaire falan,
inanılmaz bir, yani Türkiye'de hani bu konuda korkunç derecede bir salgına dönüşmüş bir mesele. Bu meseleyle iyi dile getirmesi Sayın Kılıçdaroğlu. Ama bundan daha çok tartışılan Ali Haydar, özellikle kara para trafiğine devletin ya da devlet içindeki bir takım mekanizmaların, hükümetin ya da hükümet içindeki bir takım unsurların, artık nasıl yorumlanırsa, izin verdiği şeklindeki açıklaması Kemal Bey'in. Ali Haydar Fırat'ın inanılmaz uyuşturucu tüketimi var sözü de doğru değil. Ben Ali Haydar Fırat'tan sonra bana sıra geldiği zaman rakamlarla konuşacağım. Rakamlar bizde de var canım. Ama bende de var. Bakalım ne çıkacak. Tamam. Benden sonra konuşursunuz. Olmadığını inşallah yoktur diye hep birlikte şey yapalım diyelim. Neyse, ama yani Türkiye'de böyle bir gerçeklik var. Yani İstanbul'da birazcık dolaştığınız zaman da, Ankara'da da, diğer şehirlerde dolaştığınız zaman da, ya da açıp Türkiye dünyaya en çok uyuşturucu tükettiği şehirlere baktığınız zaman da önünüzde net listeler çıkıyor.